Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine yeniden sizlerle birlikte bizler için özel olarak toplanmış olan şu oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Bilgisayarı bizlere incehesap.com hazırladı arkadaşlar. Tabii ki de sistemin oyun performansına değineceğiz. İçindeki parçalara tek tek bakacağız. Ancak bunlardan önce söylemek istediğimiz birkaç şey var. Bu bilgisayarın ismi Webtekno Gold. Ne oldu? Ne bileyim, bazen sen konuşuyorum. Dalıyor mu? Aynen. O zaman tamam, devamını getir. Bu bilgisayardan iki tane daha var. Bir tanesi bronze, diğeri de silver. Bizim önümüzdeki gold olan. Aynen, bu aralarındaki en yüksek fiyatlı olan. Hani bütçenize göre daha düşük olan versiyonlarını da tabii ki de gidip tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında bağlantı var. Biz aynen. Bugün sizlere gold anlatacağız. Ancak o bağlantıda bronze ve silver ile ilgili tüm detaylar da mevcut. Yine firmanın belirttiği bir şey var arkadaşlar. O da şu, karne dönemine denk geldiği için bu bilgisayarlar. Malum önümüz yaz şimdi. Oyun yani. Oynanır yani her türlü. Doğal olarak fiyatlar özel olarak ayarlanmış, ucuz ve uygun fiyatlar, bilginiz olsun diyelim. Şimdi her zaman olduğu gibi sistemin içindeki parçalara bakacağız, ancak ne yapacağız? Şimdi öncelikle şu bilgisayarı gelin bir oyun testine sokalım, bakalım günümüzün popüler oyunlarında bize ne gibi değerler verecek. Aynen, CS:GO oynayacağız mesela, 2011'de çıkmış olsun. Oğlum o kült. Arkadaşlar Lütfi direkt Apex Legends'a girmiş, biz güya hazırlık yapıyorduk falan filan. Şu anda oyunu oynuyor zaten, görebiliyorsunuz. Ekranın sol üstünde FPS değerlerimiz yazıyor. Şu an 108, 110, 120 o baremlerde dolanıyor. Kaçıyor. Tabii. Bayağı geçiyor. Oyun oynuyor ya. Ha, burada yara bandını unutmuşuz. Onu almaya geldiler. Yara bandı mı olma, izole bandı. FPS şu an 90, 100, 130, 120. Allah. O ne oğlum, ninja mı o adam? Eleman bayağı iyi oynuyor ha. Harcadı sizi yani. Ben şimdi onu harcayamadım. Eyvah. Bu arada yüksek ayarlarda oynuyoruz arkadaşlar. 1920'ye 1080. Hi. Medium. Hi. Yüksek. Optimize Lütfi. Yüksek. Yine muhteşem bir ayar ben çekmiş. Ben ayarladım onu. Hadi vur şunu. Bu da, yaptı. Takım komple elendi arkadaşlar. Neyse aynen. Biz FPS'lerimizi görmüş olduk en azından. Ve direkt aksiyonda görmüş olduk. 110, 120. O zaman ben geçeyim diğer oyuna. Geç abi, geç. Geleneksel PUBG koşusu başlıyor arkadaşlar. Düşerken hazır bir istersen ayarları gösterelim. Ultra, yüksek. Hepsi ultra yüksek. Yaklaşık 120-125 FPS'niz oralarda dolaşıyor. Biz gel bir kapalı alana girelim, bir de orada görelim FPS'yi. 130. Rahat oynanabilir. Herhangi bir sıkıntımız yok. Burçak 01'in yanına gidiyor. Bir dakika, Burçak 02 de var, Burçak 03 de var. Biz takıma düşmüşüz. Bunlar zaten. Burçaklar aynı. Onlar zaten. Takılalım mı Burçaklarla? Alsancak'a gidelim. Burçakların ikisi paket. Traktöre biniliyor mu abi? Oyunu Farmville'e çevirebiliriz yavaş yavaş. PUBG olmadı. Nerede? Aha. Bir dakika, bize uzaktan. Allah çağdaş, öleceğiz. Adam nerede? Uy. Ya 150 FPS. Biz de burçakların yanına gittiğimize göre artık diğer oyunumuza geçebiliriz arkadaşlar. PUBG'den de çıkıyoruz. GTA 5'in ayarlarına şöyle bir bakalım. Tekstür koyucu. Arttır. High yap sen. High. Reflection da high. Suyu ultra varsa ultra yap. Zaten çok su yok. Partikülleri çok da, hadi high olsun o da. Soft shadow sharp olsun, keskin olsun. Başlatalım yeniden hocam. Canlı optimize izledim. FPS testini yapacağız. Çünkü klasik bir oyun artık. Oha! Evet. 126 ile açtı. FPS değerlerimizi görüyorsun 150, hocam. 150-160 aldım be. Bak yağmur yağıyor, bana mısın demiyor FPS. Aa, 60'ı gördük. 150, aslan 160, be, aslan 180. Be. Ne yaptın? Vida mı sıktın içine? EOS'ta parça arttırdı çağdaş. Ekran kartını söktüm. Patlama sahnesi geliyor. Orada da herhalde 90 falan görürüz diye tahmin ediyorum. 190, 100. Son oyunumuza geçelim şimdi hızlıca. Klasiklerden devam. CSGO. Evet, şu an oyun içinde 160. Çağdaş 3 kişiye karşı tek başımıza ne yapabilir? Şu arkadan dolan sana. Şarjör ya bitti. Oğlum, sen... Al sen mouse'u. Allah aşkına ver şunu ya. Ver. Aha, bak, oldu gördün mu? Mi? Sabit tutuyorum diye vurabiliyorsun. Seni bak şimdi, senin taklidini yapayım. W'ye basılı tutuyorum. Tek parmak. Hadi FPS bakalım. Söyle 200-210. Bak gördün mü? Peşte. Ding. Bak gördün mü? Sana bıçak bir daha attım. FPS 180-150. Allah. Allah. Arkadaşlar CSGO'da da 150-200-220 arası değişken FPS aldık. Hadi teknik özelliklere geçelim. Abi oyunlarımızı oynadık. Değerlerimizi gördük. Geçen videoda yaptığımız gibi parçaları da yine Lütfi ile aramızda kardeş payı yaptık. Ben işlemciyle başlıyorum. İşlemcimiz AMD'nin Ryzen 5 2600 serisi. Arkadaşlar içeriğinde 6 tane çekirdek, 12 adet de thread bulunuyor. Bu işlemciyle ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki de oyun oynatma görevini yerine getiriyor. Bunun haricinde işte kurgu, video edit gibi işler de yapabilirsiniz.
bilgisayarınız veya Twitch gibi aslında normal bir oyun bilgisayarından daha güçlü bir sistem isteyen platformlarda da rahatlıkla yayıncılık yapabilirsiniz. O zaman ben sıradaki parçayı alıyorum. Sıradaki alalım parçamız anakart arkadaşlar. Anakartımız Gigabyte'ın AX370M DS3H modeli arkadaşlar. Anakartımızda 3200 MHz'e kadar RAM desteği ve 4 tane de RAM slotu bulunuyor. İçinde 2 tane RAM slotu dolu. Dilerseniz ilerleyen günlerde siz de sisteminizi yükseltebilirsiniz. Daha fazla RAM takabilirsiniz bu slotlar sayesinde. Tabi M.2 slotu mevcut. Bunun yanında RGB ışıklara da gördüğünüz gibi destek sunması da yine anakartın öne çıkan özelliklerinden diyelim ve pası ben yine Çağdaş'a sallıyorum. O zaman madem pas bende, ben direkt en önemli parçadan giriveriyorum. Ne abi? İyi geldi ha. İyi geldi. Ekran kartı. Safir'in RX 590 Special Edition versiyonu. Versiyon doğru olur mu abi? Olmasa da olur Çağdaş senin için. Olma, o zaman bir kopya çekeyim ben. Ekran kartının üzerinde çift fan var arkadaşlar. Yani tek fanlı bir ekran kartına göre daha fazla soğuyor. Bu da size daha fazla performans vermesini sağlıyor. Muadilini merak edebilirsiniz. O da GTX 1660 arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı onunla aynı değerleri veriyor. Ama şunu belirtmem lazım. 1660'a göre 2 GB'lık bir bellek fazlalığı söz konusu ekran kartımızda. Giriş çıkışlarda şöyle abi. 2 adet display, 2 adet HDMI, bir tane de DVI slotumuz bulunuyor. Yani çoklu monitöre müsait arkadaşlar. İki aynen monitörü falan bağlayıp rahatlıkla hem yayınınızı yaparsınız, bir yandan chat'i takip edersiniz falan filan gibi işlerde kullanabilirsiniz. Ya da Dota'da ölünce zaman bekliyor ya, o ara internette takılmak da zevkli oluyor. Ya da kurgu yaparken de iki monitör. Ya da mesela. Neyse siz biliyorsunuz arkadaşlar. RAM'lere baktığımız zaman da T-Force diye bir marka kullanılmış arkadaşlar. 8'er GB'tan olmak üzere toplam 16 GB'lık bir RAM'imiz var. 3000 MHz hızında bu RAM'ler. RAM'lerimiz DDR4, aynı zamanda dual kit şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Yani 8-8-16 arkadaşlar. Bu da işlemciyle birleştiği zaman daha fazla performans vermesini sağlıyor RAM'lerin. Yani tek bir 16 takılsaydı performans bir tık daha geride olacaktı. Bu şekilde kullanılması tabii ki de daha olumlu. Yani bayağı öğrenmişsin abi bu bilgisayarı. Yani birazcık. Yapa yapa öğrendik arkadaşlar biraz. RAM'lerden direkt depolamaya atlayalım. İçerisinde bir adet SSD var arkadaşlar. 480 GB'lık James Dunkey'di markası. SSD'mizin 510 MB okuma hızı, 480 MB'da yazma hızı var arkadaşlar. 480 GB'lık bir SSD bana soracak olursanız ya hayli yeterli. Belki ileride bir HDD desteği atabilirsiniz ama bu güncel oyunlar artık 60 GB'a kadar çıkıyor. O anlamda sizi çok üzecek bir SSD değil. Şimdi biraz da kasamıza bakalım arkadaşlar. Kasamızın en öne çıkan özelliği zaten siz de görüyorsunuz. Ön tarafta 3 tane RGB fanımız, bir tane de arka tarafta. Yani toplamda 4 tane böyle ışıklı mışıklı fan mevcut. Abi ışık meselesi niye bu kadar önemli? Vallahi oyuncu kelimesi giriyorsa ışık devreye girmek zorunda. Ben de tam bilmiyorum ama bazı bilgisayarlarda güzel, bazı bilgisayarlarda çirkin gözüküyor. Neyse ben devam edeyim. Bu RGB ışıklandırmaları arkadaşlar, şurada kasanın power tuşunun hemen yanında bir düğme var. Ona bastığınız zaman arkadaşlar bu ledlerin ışıklarının rengini değiştirebiliyorsunuz. Birçok farklı renk var, böyle bastıkça arka arkaya istediğiniz renklere dönüştürebiliyorsunuz. Kasamızın yan tarafı ve ön tarafı tamperli cam arkadaşlar. Aynı zamanda ön tarafta kolay erişebileceğiniz giriş çıkışlarda 2 adet USB 2.0, bir tane USB 3.0 var. Burada aynı zamanda bir de Type-C girişi var. Bence artık günümüzde bir Type-C girişi olması da inceden önemli. Ayrıca işte reset tuşu, kulaklık giriş çıkışları, power tuşu falan filan da burada. Bir de kasamızın içinde 500 wattlık 80 Plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı bulunuyor. Kasamızdan da bahsettiğimize göre artık ne yapalım? Çıkışa doğru gidelim. Arkadaşlar artık oyunlarımızı oynadık. Kasamızın teknik ayrıntılarından da bahsettik. Nereye geldik? Fiyatına. Şimdi fiyat bizim bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 4399 TL. Yani 4400 TL arkadaşlar. Webtekno Gold modeli için bu arada. Hemen açıklama kısmına bağlantıyı ekledik arkadaşlar. İnce hesabın sayfasına gidiyorsunuz. Orada dilerseniz tabii ki de bronz ve silver modelinde bir bakarsınız, kıyaslarsınız. Bütçenize uygun olanı rahatlıkla seçebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte incehesap.com'un bizler için özel olarak hazırladığı sistemlerden bir tanesini inceledik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın diyoruz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.